Elimizde iki vektör var. İkisinin de büyüklüğü 10'ar birim, tamam. Toplama yapacağız, bir şey yapmayacağız. İki vektör 10'ar birim. Bakın şimdi. İkisi de 10, 10. Aynı yönlü olsunlar, tamam. Peki 10 ile 10 aynı yönlü olursa bileşke vektörün değeri kaç olur? 20. Büyüklüğü 20 olacaktır. Peki soru. 10 birim, 10 birim, ikisi de aynı yöne bakıyor değil mi? Aralarındaki açı kaç derece? 0 mı? 180 mi? Düşün bakayım. 180 mi? Bak şöyle yapalım. Kaç derece? 90, 70, 50, 30, 20, 10, 180. Oldu mu şimdi? 0, 0. Eğer ikisi aynı yönlüyse aradaki açı 0 derece. 180 ne demek biliyor musun? 90, 100, 120, 180 zıt yönlü. Tamam. Demek ki aralarındaki açı 0 derece, 10, 10, 20. Bu da şudur. Maksimum bu olur. Yani daha büyük bir değer elde edemezsiniz. Tamam mı? Maksimum 20. Aralarındaki açı kaç derece bu durumda? 0 derecelik bir açıdan bahsediyoruz. Açı 0. Açıyı biraz arttıracağım. Açıyı 60 derece olarak arttırdığımda 10 birim 10 birim bakın 10 10 aralarındaki açı 60 derece. Ne yapıyoruz? 10'un ucuna 10'u eklediğimizde bileşke vektör şöyle bir şey çıkacaktır. Bunun büyüklüğü 10 10 aradaki açı 60 derece olduğunda 10 kök 3 değerini verir. Geleceğim merak etme. 10 kök 3. Tamam. Açı 90 derece olduğunda bakın şimdi 10 birim sağ tarafa 10 birim yukarıya doğru açı 90 derece. Bileşke evet bunu biliyorsunuz değil mi? Dik üçgende 10 10 kaç olacaktır? 10 kök 2 olacaktır. Açıyı artırıyorum. En çok kullandığımız açı bunlar. Yani 10 derece 20 derece kullanmayacağız ama 0 60 90 çok kullanılacak. Yine açımız bu sefer 120 derece olsun. 120 derece olduğunda 10 birim 10 birim aradaki açı 120 derece. 10'un ucuna 10'u eklediğinizde bakın 10'un ucuna 10'u eklediğinizde yaklaşık burada yapar. Bileşke vektörümüzün büyüklüğü kaç yapıyormuş? 10 yapıyor. Ve açı 180 derece olduğunda açı 180 derece olduğunda ne yapıyorduk 180 derecede? Ters demiştik hatırladınız mı? 10 sağ tarafa çekecek. 10 da sol tarafa çekecek. Açı 180 derece. Evet. 10 eksi 10 kaç yapacak? 0. Zaten daha da düşük bir değer alamaz. 0. Bu da en küçük değeri verecek. Şimdi bakın. Maksimum 20, minimum 0. En çok karıştırdığınız yer neresi? Bunu karıştırmıyorsun. Bunu da karıştırmıyorsun. Kökü de karıştırmazsın. 10, 10, 10 kök 2. 5, 5, 5 kök 2. 3, 3, 3 kök 2. 60'da 120 çok karıştırıyorsunuz. 60 ve 120'de niye kök 3 geldi 60'da? 120'de niye kendisi geldi? Basit yapalım mı size? Basit bir iş yapayım. Bakın şimdi. Açılar ve bileşke. Açılarımız kaç dereceydi? 0, 60, 90, 120 ve 180. Peki bunların büyüklüğü ne kadardı? Her biri 10, 10 değil miydi? Bakın şimdi. Önce şu 10'u bir yazalım. 10, 10, 10, 10 ve 10. Tamam. Şimdi bakın. Her biri 10, 10, 10 ya. Açı 0 dereceyken bakın şimdi ne yapıyorum. Açı 0 derece 60, 90, 120 ve 180. Buraya ne yazıyorum biliyor musunuz? Kök 4, kök 3, kök 2, kök 1, kök 0. Kök 4'ün değeri kaç? 2. 10 kere 2 kaç? 20. Bakın 20. 10 kök 3, 10 kök 2, 10 kök 1. Kök 1'in değeri kaç? 1. 10 kere 1? 10. Kök 0'ın değeri 0. 10 kere 0? 0. Peki kök 3.
Bunu kullanacağım. O yüzden kök3'ün değerini bileceğim. Kök3'ün yaklaşık değerini bir noktaya da alabilirsiniz. Bazen sorularda karşımıza çıkacak. Kullanabilirim. Ve kök2'nin değerini de yaklaşık olarak 1.4 alabilirsiniz. Hiç sorun olmaz. 10 kök3. Kök3 bir noktaya da alırsanız kaç çıkar? 17. Kök2 alırsanız o da kaç çıkar? 14. Yani korkmana gerek yok. Kök4, kök3, kök2, kök1, kök0. Karıştırma aslında. Bakın çok rahat, çok tane tane çıktı. Ve dediğimiz gibi kök3 1.7, kök2 1.4. Demek ki 60 derece olunca 17, 90'da 14 gidiyor. Ne fark ettiniz burada? Aradaki açı büyüyünce bileşki değer ne oluyor? İki vektör arasındaki açı büyüdüğünde bileşke vektörünün değeri küçülüyor. Problem yok. Şimdi size güzel bir şey söyleyeceğim. Bu fizikte var. Bakın. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hangisi yanlıştır? Hangileri doğru olabilir? Yanlış olabilir? Kesinlikle doğru, kesinlikle yanlış. Ne oluyoruz ya, değil mi? Böyle bir soru tiplemesini matematikte görebiliyor musunuz? Göremezsiniz. Sonuç 3, 5, 7 bir sayı çıkacaktır. Böyle bir şeyi kimyada görebiliyor musunuz? Bazen görebilirsiniz. Hangileri olabilir diye. O halde ben şunu çok iyi bilmek zorundayım. Bir bilgiyi biliyorsam kesin ve sağlam bileceğim. Sizler bazen bilgileri ucundan biliyorsunuz. Elinizden düşüveriyor. Kayıveriyor. Sınavda diyorsunuz ki ay böyle miydi, şöyle miydi? Hemen kayboluyor. Ama bakın bilgiyi kesinlikle bileceksiniz, tamam mı? Ve size çok fazla kesinlikle soru soracağım. Kendi kendinize bir bakın bakalım. Kesinlikle biliyor muyuz, bilmiyor muyuz? Gelsin mi soru? Gelsin. Soru şu. Tabii burada bunu gördünüz. Açı büyüyor, bileşke küçülüyor. Demek ki iki vektör arasındaki açı büyürse bileşke vektörün değeri küçülür. Hazırsak soru geliyor. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? Yani biliyorsan sağlam bil. Cevap, soru gelsin. İki vektör arasındaki açı artarsa bileşke vektörün değeri küçülür. Bu bilgi şimdi kesinlikle doğru mudur, yanlış mıdır? Düşün bakayım azıcık. İki vektör arasındaki açı artıyor, bileşke vektör küçülüyor. Kesinlikle doğrudur. Yani bilgiyi biliyorsan sağlam bil. Bakalım beraber. İki vektör aradaki açı 0 derece, bileşke kaç? 20. 20'den düşüyorum. 19, 99, 19, 9, 19, 8, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 azalıyor değil mi? 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Açı 180 derecenin üzerine gidince ne oldu? 180'e kadar bileşke değer küçüldü ama biliyoruz trigonometri 180'de büyüyebiliyor. Büyüyor. Bakın büyüdü tekrardan. Yani o zaman cümlemiz ne oldu? Kesinlikle doğrudur. Yalan oldu. Yanlış. Ne olmalıydı? Şu olmalıydı. İki vektör arasındaki açı teta sıfırla 180 derece arasında iken artarsa bileşke vektörün değeri azalır. İşte kesin olan cümle budur. Bir önceki cümle çöpe gitti. Niye? Sıfırdan 180'e kadar mı derece var? Tur atacak ve devam edecek. O halde ne olacaktır? Bakın önce azaldı, sonra arttı. Anlaşıldı mı? Bu tip şeyler gelecek karşımıza. Bize biraz yedirme sorusu dediğimiz soru tipleridir. Ve biz de bunları yememeye elimizden gelince gayret edeceğiz. Tamam mıyız? Şimdi karıştırabileceğiniz bir noktaya daha geleceğim. Bakın şimdi. Şurası 10. 10, açı 60 derece. Eğer ki bunlar vektör olsaydı ve sen de bunun bileşketini bulmak isteseydin, bileşke değeri ne oluyordu? 10 3. Ama sana şu isteniyor. Burası 10, burası 10. Özellikle geometriyle karıştırıyorsunuz. Diyor ki sana soru, şu kenarı istiyorum ben. Bakın ne istiyor? Kenarı istiyor. Bu vektördü. 10, 10 vektörünün bileşkesiydi. Ya peki bu 10, bu 10'sa, bunlar birbirine eşitse, ikizkenar, bu açıda 60 olduğu için bu eşkenar üçgene döndü mü?
döndü. O halde üç kenarı 60 derece oluyorsa, eş kenarsa 10, 10. Burası kaç yapar? 10. Tekrar bakın, bu uzunluk 10. Bu ise bileşke 10√3. Geri geliyor, fiziği geometri gibi çözmek istiyorsunuz. Olmaz ki. Bakın, 120 derece olunca ne yapıyorduk? 10, 10, açı 120 derece. Bileşkemiz kaçtı? 10'du. Ama sana soruda diyor ki, 10, 10, açı 120 derece, kenar lazım. Geometrik olarak bu kenarı istiyor sizden. O halde 10, 10 ve açı 120 dereceyken, kenarı istediğinde bakın uzun bir kenar zaten. Bu kenarın uzunluğu nedir biliyor musunuz? 10√3'tür. Burada istenenler kenar sorulmuş. Burada istenenler bileşke sorulmuş. O yüzden karıştırmayın. Geometriyle bunu birebir örtüştürmeyin. Sizden ne istiyorsa ona bakarsınız. 60, 10, 10, 10 kenar. 10, 10, 10√3. 5, 5, 5√3. Tabii ki buradaki 10, 10, 10, 10'u, 10, 10, 10√3'ü aynı olduğu için veriyor. Yani bunlar farklı rakam olsa 5, 5, 120 derece 5. 5'e 3 bilmiyorsun. 6'ya 10, 8'e 10. Aynı verilirse bu 60, 90, 120'yi kullanabiliriz. Diğer türlü kullanamazsınız. Onu da farklı yapacağız. Nasıl? Şimdiki örneklerle beraber onları gözlemleyeceğiz. Tamam mı? Geliyor örneğimiz. İki tane sorumuz var. Önce sağdaki soruna bakalım. 10, 10, 20, 60 derece, 30 derece bileşke. Çözümü dinlemeden önce bir durdurun. Bir uğraşın olur mu? Bir bakın ne yapıyorsunuz, neler yapabiliyorsunuz diye. Hemen hazıra konmayın. Şimdi ben soruyu çözüyorum. 10 ile 10 aynı. Acaba bir aralarında güzel bir üçgen var mı? Güzel bir bağıntı var mı? Güzel bir açı var mı? Bakın bu açı 30 derece ise bu açı 60 derece olmaz mı? Şu 10 ile 10'un arasındaki açının 120 derece olduğunu gördünüz mü? 10, 10. Peki iki tanesi 10 ise aralarındaki açı da 120 derece ise bileşke vektör 10 olmuyor muydu? Bakın bu gitti, bu gitti, 10 kaldı. Peki sola 10. Sağ tarafa kaç var? 20 gördünüz mü? Daha bunu kullanmadık. 20 sağa, 10 sola, 20'den 10 çıkartırsanız bileşke vektörümüzün büyüklüğü 10'du. Bir bakın, anlamaya çalışın. Ve şimdi diğer soruya bakalım. 10'a 20, aradaki açı 60 dereceye. İki tane vektör toplamı isteniyor bizden. Şimdi aynı olsa bir şeyler yapacağım ama 10'a 20. 10'a 20. Aradaki açı 60 derece. Kosinüs falan bilmiyoruz. Sinüse falan girmeyin. Onları görmedik. Görerek devam ediyoruz. Şu açı kaç derece? 120. 10'a 20 ama. Ya keşke 10'a 10 olsaydı. 10'a 10 olsaydı yapardık değil mi? Biliyoruz çünkü. Yani keşke şu 10'la burası 10 olsaydı. Bunu çözebilirdim açı 120 derece olduğunda. Peki 20 aslında 10 artı 10 değil midir zaten? Öyledir ya. Bakın bu 20'yi ne yaptım? 10 artı 10 olarak yazabilirsiniz. Sıkıntı yok. Peki bu 10 ile bu 10 aralarındaki açı 120 derece olduğunda ne verecektir bize? 10'u verecektir. 10, 10, 10. Elimizde şöyle mavi olarak çizdiğim bir 10 var ve şurada bir tane siyah 10'um var. Ve bu sefer aradaki açı 60 derece, 60 derece tam ortadan böler. 60 derece bakın burası. 10, 10. 10, 10 olduğunda, aradaki açı da 60 derece olduğunda bileşke ne olur? 10√3. Bileşkemiz bu. 10√3. Bakın demek ki 10'a 20 verdiğinde ben ne yapıyorum? 20'yi 10 artı 10 yazabilir miyim? Yazarım. Sorun teşkil eder mi? Etmez. Böylelikle bakış açımızı değiştireceğiz, geliştireceğiz. Toplama, çıkarma da bunları kullanacağız, bunları göreceğiz. Tamam. Devam ediyoruz vektörlere.